Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok fazla istek alan lale çanta modelini yapımını anlatacağım. Kanalımda yoktu ama çok fazla istek geliyordu. Kısmette bugüneymiş. İnşallah sizler de benimle birlikte kolaylıkla yapabilirsiniz. Favori çanta modellerinden arkadaşlar. Örgü çantası olarak kullanabilirsiniz. Plaj çantası olarak böyle çok amaçlı kullanabileceğiniz bir çanta modeli. İp seçeneği de size kalmış. Ben ip olarak Nako pırlanta ile öreceğim. Siz jut ipi, kağıt ip kullanabilirsiniz. Koton ipler kullanabilirsiniz. Dediğim gibi ip seçeneği size kalmış. Makrome ip de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kaç yumakla çıkar şimdilik bilmiyorum. Çünkü sizinle birlikte öreceğim. Tek parçadan oluşuyor. Kolaylıkla en fazla 2 günde bitirebileceğiniz bir model. Tığ olarak da ipime uygun olarak 4 numara 2.50 milimetrelik tığ tığla öreceğim. Hazırsanız şöyle iplerimi kenara alayım. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben sihirli halkayla başlayacağım. Eğer ki sihirli halka yapamıyorum derseniz 6 zincir çekip yuva oluşturabilirsiniz. Sihirli halka için de ipimi bu şekilde tutuyorum. Baş parmağımın etrafına sardım. Onu sağ elime aldım. Sonra sol elime alıyorum. Bu oluşan halkanın içine girip zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığıma doladım. Bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Bir trabzan daha yapıyorum. Baştaki zincirle birlikte 3 tane trabzanım olmuş oldu. 2 zincir tığıma doladım. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. 1, elimi hafif geniş tutuyorum. 2, 3, 2 zincir, aynı yuvaya 3 trabzan, 1, 2, 3. Şöyle halkamı biraz küçülteyim. 2 zincir, aynı yuvaya 3 trabzan, 1, 2, 3. 4 tane üçlü trabzanım olmuş oldu. Şimdi bir zincir çekiyorum, bir üst sıraya geçeceğim. Tığıma doladım. İlk yaptığım zincir burası. Batıyorum tepesine. İlmeği aldım. Dolayıp tek seferde çektiğim çakma sık iğne yaptım. 3 zincir. 2, 3. Şöyle ortadaki halkamı kapatacağım. Şöyle ipimi iyice çektirip düğüm atacağım. Çok delik oluşsun istemedim. O yüzden sihirli halkayla başladım. Şöyle çektirip. Düğüm atıyorum. Fazlasını keseyim. Evet, 3 zincirle yukarıya çıkmıştık. Tığıma doladım. Hemen bakın buradaki çakma sık iğne yaptığım yere girerek bir tane trabzan yapıyorum. Artırmalarım köşede 2 sağda 2 solda olacak. Zincir 1, trabzan 2 olmuş oldu. Yani buradaki bu taraftaki artırmamı yapmış oldum. Tığıma doladım. Hemen bu ilk zincirin tepesine trabzan. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Üçüncü trabzanın tepesine trabzan. Tığıma doladım. Zincir yuvasına gelince 2 trabzan artırma yapıyorum. 1, 2. 2 zincir tığıma doladım. Aynı zincir yuvasına 2 trabzan daha yapıyorum. 1, 2. Bu taraftaki artırmamı yapmış oldum. Tığıma doladım. Karşımda 3 trabzan var. Her birine 1 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Tığıma doladım. Zincir yuvasına geldim. 2 trabzan. 1, 2. 2 zincir tığıma doladım. Aynı zincir yuvasına 2 trabzan. Dediğim gibi artırmalarımız bu köşeye battığımız trabzanlar oluyor. 2 sağda 2 solda, ortada da 2 zincirimiz olacak. Hep bu şekilde ilerleyecek taban kısmımız. Karşımda 3 trabzan var. Her birine 1 batıyorum. Tığıma doladım. Zincir yuvasına geldim. 2 trabzan. 2 zincir. Aynı yuvaya 2 trabzan. 1, 2. doladım. Karşımda 3 trabzan var. Her birine bir trabzan, 2, 3 doladığım zincir yuvama 2 trabzan yapıyorum. 1, 2. Bakın sıranın sonundayız. Ne yapıyoruz? Bir zincir çektim, tığıma doladım. Karşımda ilk yaptığım zincir var. Tepesine batıyorum, ilmeği aldım, dolayıp tek seferde çekiyorum. Bu şekilde ortadan üst sıraya geçmiş oluyoruz. 3 zincir, tığıma doladım. Bu çakma sık iğneyi içine alacak şekilde trabzan. Ve karşımda 7 tane trabzan var. Her birine bir batarak ilerliyorum. Evet, zincir yuvasına geldim. 2 trabzan. 1, 2, 2 zincir. Tığıma doladım. Aynı yuvaya 2 trabzan. Köşeler hep bu şekilde olacak arkadaşlar. Sonra karşımda kaç trabzan varsa her birine bir batarak devam ediyorum. Şöyle burayı da hızlıca geçip göstereyim. Evet, zincir yuvasına geldim. 2 trabzan. 2 zincir. Aynı yuvaya 2 trabzan. Tığıma doladım. Her birine bir trabzan yaparak devam edeceğim. Bu şekilde bir üst sıraya geçişi tekrar göstereceğim. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldiğim, bakın en son trabzanın üzerine battım. Zincir yuvasına 2 trabzan yapıyorum. Artırmamı 2 trabzan yaptım. Bir zincir çektim, tığıma doladım. İlk yaptığım zincir karşımda, tepesine batıyorum. İlmeği aldım, dolayıp tek seferde çekiyorum. Bir üst sıraya geçiş hep bu şekilde olacak. 3 zincir, tığıma doladım. Aynı yuvaya, bakın buraya çakma sık iğneye bir tane trabzan yaptım. Ve her birine bir trabzan yaparak ilerliyorum. Karşımda kaç tane trabzan varsa her birine bir batıyorum. Köşeye gelince 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Tabanı bu şekilde olacak arkadaşlar. Bu şekilde devam edelim. Boyutunu kaç sıra, kaç santim size tamamlayınca göstereceğim. Evet, tabanını tamamladım, yeterli diye düşünüyorum. 12 sıra ördüm arkadaşlar. 12 sıra ördüm. En son 47 tane trabzanım oldu her kenarda. Şöyle beraber sayalım. Bu boşlukları sayarsak 12 tane oldu. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son boşluğumla birlikte 12 tane oldu. Santim olarak da vereyim. Daha büyük yapmak isterseniz 1 ya da 2 sıra fazla örebilirsiniz. Evet, santim olarak da gördüğünüz gibi 22 santim olmuş. Daha büyük de yapılabilir. Evet, benim için yeterli. Şimdi ne yapacağız? Şöyle artık yan kısımlara geçeceğiz. Dediğim gibi tabanımız bitti. Benim son olarak 47 tane trabzanım oldu. Şöyle tam ortadaki trabzanı bulup işaret koyacağız. Şöyle sayalım arkadaşlar. 47'nin ortası 24. trabzan oluyor. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24.'ye işaret koyuyorum. 24. trabzanıma işaret koyuyorum. Her kenardaki 24.'ye işaret koyalım. 23 sağda, 23 solda olmak üzere dediğim gibi tam ortadakine işaret koydum. Şimdi renk geçişi yapmayacağım. Renk geçişi yaptığımda size göstereceğim nasıl geçtiğimizi. Bir zincir çekiyorum, tığıma doladım. Hemen karşımdaki ilk zincire yine çakma sık iğneyle sabitliyorum. Bir sıraya geçmiş oldum. 3 zincir, köşe yine aynı şekilde olacak. Hemen buraya bir trabzan yapıyorum. Buralarda azaltma olacak, dengelemek için trabzan sayısı aynı olsun diye. Tığıma doladım. Sıradaki zincirin tepesinde trabzan. Her birine bir trabzan yaparak devam ediyorum. Şöyle işaretlediğimiz trabzanın iki öncesine kadar, yani buraya kadar gelelim. Evet, dediğim yere kadar geldim. Bakın işaretlediğim trabzan bu. Onun bir öncesindeki trabzana batmadım, bir öncesindeyim. Şimdi ne yapacağız? Tığıma doladım hiç zincir çekmeden. Bakın işaretlediğimin öncesine de batmıyorum, işaretlediğime de batmıyorum, bir sonrakine. Yani 3 tane trabzan atlıyorum, dördüncüye trabzan yapıyorum. Bu şekilde 3 tane atladık, dördüncüye battık ve her birine bir trabzan yaparak devam ediyoruz. Şimdi trabzan sayılarımız sabit kalması lazım. Hem de çanta şeklini alması için. Burada eksiltme, kenarlarda da azaltma yapacağız. Trabzan sayıları sabit kalacak. Evet, her birine bir trabzan yaparak devam edelim. Köşemiz yine aynı şekilde. Şöyle yine diğer işaretlediğim yerin bir öncesindeki değil, iki öncesine, yani buraya kadar gelelim. Burayı da göstereceğim. Evet, diğer işaretlediğim yer öncesindeyim. 24 tane trabzanımı yaptım. Şöyle göstereyim. Bakın tam ortadaki trabzanımı işaretlemiştim. Bir öncesine de batmıyorum. Yani 1, 2, 3 taneyi atlıyorum. Dördüncüye trabzan yapıyorum. 24 sağda, 24 solda, toplamda 48 tane trabzanım olacak. Evet. Böyle bu şekilde köşeler aynı. 3 tane atlayacağız, dördüncüye. Burayı yaptık. Diğer ikisini de yapalım. Sıranın sonuna gelelim. Bir sırayı yine göstereceğim. Evet, sıranın sonuna geldiğim şöyle yine bir zincir, köşeme çakma sık iğnemi yapıyorum. Ve 3 zincir çekip bir sıraya geçmiş oldum. Tığıma doladım. Hemen buraya bir trabzan. Zincirin tepesine trabzan. Her birine bir trabzan yaparak devam edeceğiz. Şöyle şurayı unutmayalım. Şöyle burada 24 trabzanım vardı bir alt sırada. Şimdi 23 trabzan örelim. 24. de eksiltme yapacağız. Hep 24 olması lazım. O yüzden 23 trabzan örelim. Sizinki daha fazlaysa bir eksik örün. Sonrasını göstereceğim. Evet, 23 tane zincirle birlikte 23 tane trabzanım oldu. Son 3 tane kaldı. Gördüğünüz gibi bakın burada oluşan boşluk, artık işaretleyicimi de çıkartayım. Boşluktan önceki trabzanlarım 3 tane kaldı. 23 trabzan ördüm. Siz de 3 tane kalana kadar örersiniz. Sayı farklıysa. Tığıma doladım. Sıradakine batıyorum. İlmeği aldım. Doladım. İkisini çektim. Burada eksiltme yapacağım. Tığıma doladım. Hani burada 2 tane artırıyoruz ya. Dengelensin diye 2 tane eksiltme yapmış olacağız. Tığıma doladım. Sıradakine batıyorum. İlmeği aldım. Doladım. 2 çektim. Tığımda 3 ilmeğim var, dolayıp üçünü bir çekiyorum. Tığıma doladım. Buna hiç batmıyorum arkadaşlar. Buna hiç batmıyoruz. Diğerine de hiç batmıyoruz. Bakın. Boşluğun öbür tarafındaki ilk trabzana da batmıyorum. Bir sonrakine giriyorum. İkinciye giriyorum. İlmeği aldım, doladım, ikisini çektim. Burada yaptığım işlemin aynısı oraya da olacak. Tığıma doladım. Sıradakine batıyorum. İlmeği aldım, doladım, ikisini çektim. Tığımda 3 ilmeğim var, dolayıp üçünün içinden geçiyorum. Görüntü bu. Şöyle. Tığıma doladım. Her birine bir trabzan yaparak devam ediyorum. Evet, bu şekilde bu kenarı tamamlayalım. Size ne yaptığımızı daha açık anlatacağım. Evet. Bu kenarı da tamamladım. Bakın. Ne yaptık? Burada eksiltme yaptık. Sonra trabzan yaparak devam ettik. Köşedeyiz. Şöyle eksilttiğimiz trabzanı artık tek kabul ediyoruz. Bakın. Bunu tek olarak sayıyorum. Şöyle 3 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 tane. 24 sağda, 24 solda trabzanım oldu. Artık çanta şeklini alacak yavaş yavaş. 2 zincir tığıma doladım. Köşe artırmamı yapıyorum. Aynı yuvaya 2 trabzan. Sonra her birine 1 trabzan yaparak devam ediyorum. Yine 23 trabzan yapalım. Ya da farklı, dediğim gibi farklı sayılarda yaptıysanız 3 trabzan kalana kadar, şöyle bu ortadaki boşluğa 3 trabzan kalana kadar örelim. Evet, şöyle göstereyim, bakın 23 tane trabzan ördüm. Şöyle ortadaki boşluğuma 3 trabzan kalana kadar örmüş oldum. Burada bir eksiltme yapacağız birlikte. Tığıma doladım, hemen sıradakine batıyorum, ilmeği aldım, ilk önce dolayıp ikisini bir çektim. Doladım, sıradakine batıyorum, ilmeği aldım, doladım, ikisini çektim. Tığımda 3 ilmeğim var, dolayıp 3'ün içinden geçiyorum ve bu sonuncuya batmıyoruz arkadaşlar. Direkt doladım, bakın bu boşluğun öbür tarafındaki trabzanı da atlıyorum, bir sonrakine giriyorum, ilmeği aldım, doladım, ikisini çektim, doladım, sıradakine batıyorum, ilmeği aldım, doladım, ikisinin içinden geçtim, dolayıp 3 ilmeğin içinden geçtim. Hem burada eksiltme yapmış olduk, hem burada bir tane, bir de zaten bunların üzerine, iki tanesinin üzerine batmadık. Toplamda 4 eksiltme yapmış olduk. 2 sağda 2 solda artırıyoruz ama burada da ortada da dengeliyoruz. Yine de 24 tane trabzanım olacak. Eminim anladınız. 2 kenarımız kaldı. Köşeler yine aynı. 2 kenarımızı da tamamlayalım. Bir üst sıraya geçelim. Tekrardan göstereceğim. Evet. Sırayı tamamladım. Artık bundan sonra hep bu teknikle devam edecek arkadaşlar. Ben yine de size şöyle, bakın bir üst sıraya geçtim. Ve bir trabzan yaptım. Zincirden sonra zincirin tepesine trabzan, trabzanın tepesine trabzan. Yine aynı şekilde olacak. Dediğim gibi baştaki zincirle birlikte 23 trabzan yapacağım. Bu ortadaki boşluğa bu ikisini bir topladığımızı bir tane olarak kabul ediyorum arkadaşlar. Bir kabul ediyorum, yani şöyle 3 trabzan öncesine kadar geleceğiz ya da buradan sayarsak birbirine aynı yapanlar 23 tane trabzan örelim, sonrasını göstereceğim. Evet, 23 tane baştaki zincirle birlikte 23 trabzan ördüm. Şöyle tığıma doladım. Yuvaları sayarsak da, bakın yuvaları sayarsam 1 2 3 yuva öncesindeyim. Tığıma doladım, yine eksiltme yapıyorum. Batıyorum, ilmeği aldım, doladım, ikisinin içinden geçtim. Doladım, sıradakine batıyorum, ilmeği aldım, doladım, ikisinin içinden geçtim. Tığımda 3 ilmeğim var. Dolayıp 3 ilmeğin içinden geçiyorum. Tığıma doladım. Bakın buradakini atlıyorum, bu yuvaya atlıyorum, bir sonrakinde atlıyorum, şu bakın tam orta, bir sonrakinde atlıyorum, karşıdaki ilk tek trabzan, şu topladığım değil, tek trabzan tepesine girdim, ilmeği aldım, doladım, ikisinin içinden geçtim, doladım, sıradakine batıyorum, ilmeği aldım, doladım, ikisinin içinden geçtim. Tığımda 3 ilmeğim var, dolayıp 3 ilmeğin içinden geçiyorum. Artık hep bu şekilde öreceğiz. Bakın 2 tanesini atladık, bu ikisine batmadık, yuvalarımızı görüyoruz. Bakın bir bu, bir de bu. Evet, bu ikisini tek kabul ediyorum çünkü bakın tepesinde yuvası bir tane. Bu şekilde devam edeceğiz. Bu tarafa da gelince yine aynı olacak. Şöyle buraya da gelince dediğim gibi şuraya kadar öreceksiniz. 1 2 3 yuva kalana kadar öreceksiniz. Burada ikisini eksiltme yapacaksınız, bunu atlayacaksınız. Bir de bu taraftakini atlayıp burada da ikisine batıp eksiltme yapacaksınız. Sonra trabzan yapıp kenarı tamamlayıp devam edeceksiniz. Bu şekilde devam edecek. Ben bu sırayı bitirdikten sonra renk değiştireceğim arkadaşlar. Size renk değiştirmeyi de göstereceğim. Dilediğiniz şekilde desen verebilirsiniz, renk değiştirip size kalmış. Ben sırayı tamamlayıp size dediğim gibi diğer renge geçişi göstereceğim. Evet, 3 sıra ördüm. Şimdi diğer rengime geçeceğim. En son köşedeyim arkadaşlar. Bir zincir çektim, tığıma doladım. Karşıdaki ilk zincirimin tepesine batıyorum. İlmeği aldım. Burada şöyle diğer rengimi alıyorum. Bu rengimi alıp çekeceğim. Bakın. Şöyle biraz uzun bırakıyorum bağlamak için. Böyle çektim. Ve 3 zincir çekiyorum. Şöyle ilmeğimi genişlettim. Arkadan bu rengimi kesiyorum. Eski ipimi kestim. Burada iki ipi birbirine bağlıyorum. Ve yoluma devam ediyorum. Tığıma doladım. Buraya hemen bir trabzan. Zincirin tepesine trabzan. Trabzan tepesine trabzan. Ve her birine bir batarak devam ediyorum. Bir alt sırada yaptığım işlemin aynısı. Buraya gelince 23 trabzan öreceğim. Bir eksiltme, sonra bir atlayıp karşıdan da bir atlayıp ikinciye batıp yine eksiltme yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyor. Boyutunu ben size ördükten sonra söyleyeceğim. Renk geçişleri de size kalmış. Deseni nasıl vermek istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi kaç sıra ördüğümü, kaç santim ördüğümü bitirdikten sonra yeterli boyuta ulaştıktan sonra size söyleyeceğim. Evet, tamamlayıp döneceğim inşallah. Evet, benimki yeterli boyuta geldi diye düşünüyorum. Tabandan sonra toplamda 21 sıra ördüm. Santim olarak da vermek istiyorum. Deseni de gördüğünüz gibi bu şekilde yaptım. Şöyle uç kısımdan alt tabana kadar 36 santim olmuş. Şöyle göstereyim. Şurayı da göstereyim. Şöyle. Gördüğünüz gibi en olarak da sorarsanız şöyle esniyor biliyorsunuz örgüyü de. 31 santim olmuş. Dediğim gibi yeterli diye düşünüyorum. Şimdi kenar yapacağız. Kenarı şöyle mor rengimi aldım. Son çakmaslık iğnemi söktüm. Biliyorsunuz zaten artık içinden geçiyorum. Şöyle bir zincir. Buraya sık iğne yapıyorum. Aynı şekilde yapacağım. 1, 2 sık iğne yaptım. Sonra her birine bir sık iğne yaparak devam ediyorum. Evet, şöyle iç kısma kadar yine 3 yuva öncesine kadar gelelim. Evet, dediğim gibi bakın 3 yuva öncesine kadar sık iğne yaparak geldim. Şimdi yine bakın eksiltme yapacağım. Sıradakine batıyorum. İlmeği aldım. Bir sonrakine batıyorum. İlmeği alıyorum. Dolayıp 3 ilmeğin içinden geçiyorum. Son bir taneyi bırakıyoruz. Karşı taraftan da bir tanesini, bir yuvayı atlıyorum. İkinci yuvaya giriyorum. İlmeği aldım. Bir sonrakine giriyorum. İlmeği aldım. Dolayıp 3 ilmeğin içinden geçiyorum. Burada da aynı şekilde eksiltme yapmış olduğum trabzan sıralarında yaptığım gibi ikisini bir topladık. Ve her birine bir sık iğne yaparak devam ediyoruz. Şöyle tepeye kadar gelelim. Tepeyi de göstereceğim. Evet, tepeye kadar geldim. 2 sık iğne. Şöyle bir zincir. Aynı yuvaya 2 sık iğne yapıyorum. 1, 2. Sonra her bir trabzana bir trabzan yaparak ilerliyorum. Evet, bu şekilde oldu gördüğünüz gibi. İç köşede de bu şekilde yapacağız. Dış köşede bu şekilde. Sıramızı tamamlayalım. Evet, sıranın sonuna geldiğim şöyle göstereyim. Bakın sık iğne yaparak ilk yaptığım yuvaya batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Şimdi ben kurpuna, sapına uygun olsun diye ters sık iğne yapacağım arkadaşlar. Şöyle ters sık iğne yapımını göstereceğim. Şöyle ilkinde bir zincir çekiyorum. Bir önceki, bakın geriye doğru gideceğiz. Sağa doğru gideceğiz. Şöyle geriye doğru batıyorum. İlmeğimi hafif genişletip bu şekilde sık iğne yapıyorum. Sıradaki sık iğneye batıyorum. İlmeği alıyorum. Dolayıp ilmeğin içinden geçiyorum. Bakın bu şekilde hafif genişletiyorum. Geriye doğru batıyoruz. İlmeği alıp sık iğne yapıyoruz. Geriye doğru batıyorum. İlmeği alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Böyle sapına uygun olsun diye bu şekilde yapacağım. Dilerseniz yapmaya da bilirsiniz. Size kalmış. Geriye doğru bakın batıyorum. İlmeği alıyorum, doluyorum. İlmeklerin içinden geçiyorum. Bu şekilde her yuvaya bir tane ters sık iğne yapalım. Evet, şu iç kısma kadar gelelim. Evet, bakın iç kısma kadar geldim. Şöyle bakın, iki tane yuvam var. Şuraya batıyorum. Yine ters sık iğne yapıyorum. Tam ortadakine batıyorum, yuvama ters sık iğne. Burada bir taneyi atlayıp ikinciye batacağım. Geriye doğru ikinciye batacağım. Şöyle çok şey olmasın. Evet, sıradakine batıyorum. İlmeği alıyorum. Ve ilmeğin içinden geçiyorum. Dediğim gibi ileriye doğru değil, geriye doğru ters sık iğne yaparak devam ediyoruz. Şöyle uç kısmında bilirsiniz artık. Bu şekilde tamamen etrafını yapalım. Evet, sıranın sonuna geldim. Gördüğünüz gibi şöyle burada biraz ipimi, bakın sonuncuyu yaptıktan sonra ipimi uzun bırakıp kesiyorum. Şöyle arkadan şöyle ipimi geçireceğim. Şu aradan yürütüp bir tane zincir çekeceğim burada. Sabitlensin diye bir zincir çektim, sonra biraz daha ilerletip şöyle tığ yardımıyla saklayacağım. Fazlasını kesiyorum. Evet, şimdi kurpunu yapacağız arkadaşlar, sapını yapacağız. Dilerseniz hazır sap da kullanabilirsiniz, dilerseniz benimle aynı şekilde yapabilirsiniz. Şöyle size yapımını anlatacağım. Şöyle kenara alayım. Ayrıca yapım videosu var. Dün paylaşmıştım kanalımda. Burada anlamazsanız oradan da detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Yorum kısmına yazarsanız size videonun linkini atabilirim. Evet, şöyle 4 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. İlmeğimi hafif geniş tutuyorum. Bu rengi kullanacağım sap içinde. Sıradaki zincire batıyorum, ilmeği aldım. Bu şekilde sıradakine batıyorum, ilmeği aldım. Tığımda 3 ilmek var, dolayıp 3 ilmeğin içinden geçiyorum. Sonra şöyle bu şekilde bakın çeviriyorum. İp önde duruyor gördüğünüz gibi. Şöyle şuraya bakın, bu tele batıyorum. Bu şekilde ilmek alıyorum. 2 oldu. Yine İpimi öne alıyorum. Sıradaki bakın buradaki tele giriyorum. İlmek alıyorum. Tığımda 3 ilmeğim var. Burası arka yüzü olacak. Doladım, 3 ilmeğin içinden geçiyorum. Şimdi şöyle çevirdim. İpim arkada. Burası da ön yüzü olacak. Karşında 3 tane tel var. Bakın 1, 2, 3. İlkine giriyorum. İlmek alıyorum. Ön yüzde ip arkada olacak. Sırada 2 tane telim var. O ikisinin içine giriyorum. İlmek alıyorum. Tığımda 3 ilmeğim var. Dolayıp 3 ilmeğin içinden geçiyorum. Bu şekilde çeviriyorum. İpim kendime doğru. Burası arka yüz olacak. Burada da 3 tel var. Bakın 1, 2 ve 3. İlkine giriyorum. Şöyle ipimi aşağıya tutuyorum. İlmek alıyorum. Yine ipimi aşağıya aldım. Sıradaki 2 tele giriyorum. İlmek alıyorum. Şöyle şunu da çektiriyorum bakın. Bu şekilde ayarlayıp dolayıp 3 ilmeğin içinden geçiyorum. Şöyle çevirdim. Burası ön yüzü. Burada 3 tel var, gördüğünüz gibi. İlkine giriyorum, ilmek alıyorum. Diğer ikisine bir giriyorum, ilmek alıyorum. Dolayıp 3 ilmeğin içinden geçiyorum. Ön yüzde ipimiz arka tarafta olacak. Arka yüzde bakın ön tarafta. Şöyle ilk tele giriyorum, ilmek alıyorum. İpi aşağıya alıyorum diye diğer 2 ilmeğe giriyorum, ilmek alıyorum. Şöyle düzeltip dolayıp 3 ilmeğin içinden geçiyorum. Evet, arka yüzü yaptık. Şöyle çeviriyorum. Ön yüzdeyiz. İlk tele girdim, ilmek aldım. Diğer 2 tele girdim, ilmek aldım. Tığımda 3 ilmeğim var. 3'ün içinden geçiyorum. Tunus tekniği gibi. Arka yüz için bu şekilde çeviriyorum. İpimi alta aldım. İlk tele girdim, ilmek aldım. İpimi alta aldım. Diğer 2 tele girdim, ilmek aldım. Dolayıp 3 ilmeğin içinden geçiyorum. Çevirdim. İlk tele girdim, ilmek aldım. Diğer 2 tele girdim, ilmek aldım. Dolayıp 3 ilmeğin içinden geçiyorum. Görüntüsü de bu. Çevirdim. Tekrar göstereceğim arka yüzü. İpim aşağıda kendime doğru. İlk tele girdim, ilmek aldım. Şöyle düzelttim. Diğer ikisine giriyorum. İlmek alıyorum. Dolayıp 3 ilmeği içinden geçiyorum. Şöyle çevirdim. İlk tele girdim, ilmek aldım. Ön yüzdeyim. Diğer 2 tele girdim, ilmek aldım. Dolayıp 3 ilmeği içinden geçiyorum. Çevirdim. Evet. Arka yüzü de bu şekilde öreceğiz. Böyle boyutunu ne kadar istiyorsanız o kadar olana kadar örelim. Ben size ördükten sonra kendimkiniz santim olarak boyutunu vereceğim. Tamamlayıp döneceğim. Evet, yeterli boyuta geldi. Şöyle size santim olarak vermek istiyorum. Sünme payı da unutmayın arkadaşlar. Şöyle 41 santim olmuş. Şöyle göstereyim bakın. 40-41 santim, eğer ki çok esnekse ipiniz 38 santimde yapabilirsiniz. Size kalmış. Evet, kolunuza da ölçebilirsiniz omuz kısmına. Şimdi burada şöyle bir zincir çektim. Siz ipinizi uzun kesin arkadaşlar. Ben kısa keseceğim çünkü diğerini diktim. İpim var. Şöyle kestikten sonra dikimle beraber yapalım. Evet bakın, ben diğerini diktim, gördüğünüz gibi bu uç kısımlara dikilecek. Şöyle düz tarafı bana bakacak şekilde şöyle şuraya yerleştiriyorum. Bakın. Şu ilk yuvayı da kapatabilirsiniz. Bu şekilde. Şöyle arkadan. İlk önce sabitleyeyim. Şimdi öne aldım, orada arada sıkıştırıp keseceğim, o yüzden. Arka kısımdan da bu şekilde duruyor. Evet, burada iyice sabitledikten sonra şöyle arkaya alıyorum iğnemi, arkadan da şöyle şu şekilde dikerim arkadaşlar. Şöyle yanlarını sabitleyeceğim. Evet, iyice sabitledim diye düşünüyorum. Şöyle şurada düğüm atacağım. Biraz şöyle içeri doğru alıp fazlasını kesiyorum. Evet, şuradan da görünen kısmı keseyim. Şurada düğümüm, onu da saklarım içe doğru. Evet, bu şekilde burayı yaptım. Burayı da aynı şekilde düz kısmı bana bakacak şekilde şöyle yerleştireceğim. Şöyle sonra iğne, düğüm atmadım ama iğne yardımıyla şöyle bakın, ilk önce bu şekilde iyice sabitleyeceğim. Diğerini yaptığımız gibi. Evet, bu saplardan aynı boyutta 2 tane yaparsınız. Böyle dikiminde tamamlayın. Ben de tamamlayıp döneceğim. Evet, dikimde tamamladım. Bitti. Gördüğünüz gibi çok hoş, çok güzel oldu. Eminim sizinkiler de en az bu kadar güzel olduğu. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız da mutlu olurum arkadaşlar. Eğer ki şimdi değil de ileride örmek isterseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Bu tür modellerin daha fazla gelmesini istiyorsanız da yorum kısmına istiyorum yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.